Uyuşturucu meselesi bundan 30 sene önce, 20-30 sene öncesine baktığımız vakit sadece işte parası olanların, ünlülerin, imkanı olanların kullandığı bir şeydi. İşte adını da zikretmek istemiyorum. Yani beyaz diye bahsedilen o maddeler zenginler tarafından kullanılabilen bir madde olduğu için dar bir alanda kendisine kullanım alanı bulabiliyordu, yer buluyordu. Dolayısıyla bu bir meseleydi o zaman. Küçük bir mesele gibi görünüyordu. Ama günümüze baktığımızda bugün uyuşturucunun gerek teknolojik imkanların gelişmesiyle gerekse bir takım alternatif ucuz üretilen uyuşturucular vasıtasıyla umuma yaygınlaştığını görüyoruz. Özellikle küçük çocukların, ilkokul çağında başlayan çocukların uyuşturucu kullandığını biliyoruz. Bunlar emniyet kayıtlarında, istatistiklerde var. Lise önlerinde, parklarda. Yani şu anda uyuşturucuya erişmek o kadar kolay ki. Eğer cebinize 10 liranız var ise herhangi bir uyuşturucuyu elde edebiliyorsunuz, temin edebiliyorsunuz. Yani bunun ismine çeşitli şeyler söylüyorlar. Ben bunu özendirmemek için isimlerinden bahsetmek istemiyorum ama çok çeşitli şeyleri var bunların. Piyasada şey bulan, pazar bulan maalesef. Ve devlet dediğimiz organ maalesef bir türlü uyuşturucu satışının ve uyuşturucu kullanımının önüne geçemiyor. Neden geçemiyor? Bir kere bunun sebep ve sonuçlarını irdelemek lazım. Birincisi, bu sadece devletin meselesi midir? Hayır. Yani toplum olarak biz uyuşturucu kullanımında gerek uyuşturucu satışı gerekse uyuşturucu kullanımı meselesini tamamen devlete haiz bir mesele gibi görüp öyle değerlendirip devletin üzerine yıkarsak burada haksızlık etmiş oluruz. Çünkü devlet her insanın başına bir polis tayin edemez. Herkesi 24 saat gözetleyemez bebek evleri gibi. Dolayısıyla burada ailelere düşen çok ciddi büyük sorumluluklar var. Burada şehir yapılanmasında yer bulan kanaat önderlerine, kanaat yapılarına, özellikle işte yerel yönetimler olsun ve benzeri sosyal yapılanmalar olsun, bunlara çok ciddi önem düşmektedir, görev düşmektedir. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları. Yani halbuki her alanda bir STK'mız var. İşte yardım derneklerimiz var, çorba dağıtanlar var, yağ dağıtanlar var, Afrika'da kuyu açanlar var. Her türden var ama ülkenin en büyük meselesi, yani beka sorunu dediğimiz mesele, uyuşturucu meselesi hakkında bir tane sivil toplum kuruluşunun sadece kendisini buna hasredip bu meseleye ilişkin çalıştığını ben bilmiyorum. Olması gerekir. Dolayısıyla şu anda uyuşturucu meselesi, yani örneklendirme yapmak gerekirse, gerçi herkes zaten televizyonlarda şurada burada görüyoruz veya kendi yakınlarımızda var. Ama onlarcasını görüyoruz. Yani ya gencecik çocuklar, yani 14-15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında gencecik çocuklar bir bakıyorsunuz elinde ya bir pamuk, şişe içine işte bali doldurmuş veya işte o pis maddelerden almış. Yani adam yerde debeleniyor, adeta sokaklarda geziyor. Halbuki bu insanların her birisi bir hayattır, bir dünyadır. Yani bu çocuklar bir anne babanın evladıdır, birkaç tane ne bileyim çocuğun kardeşidir. Hatta evli olanlar var bunların içerisinde. Maalesef evli barklı çoluk çocuğu olup bu işe kapılmış bir şekilde, işte arkadaş çevre şeyinden kapılmış ama ailesini terk etmek zorunda kalmış, çocuklarına bakmıyor vesaire. Yani birçok örneklendirme ve çok müthiş bir dramatik şeyleri var bunların, yansımaları var. Çok ciddi bir şekilde çalışmamız lazım. Devletin de bu noktada özellikle emniyet güçlerinin bunlara nefes aldırmaması gerekir. Bu çok sinsi bir terördür. Uyuşturucu. Çünkü nerede, ne zaman, kimin karşısına çıkacağını bilemezsin. Yarın benim çocuğumun başına da gelebilir. Onunkine de gelebilir, seninkine de gelebilir. Dolayısıyla şu anda bence Türkiye'nin en büyük meselelerinden bir tanesi uyuşturucudur. Aslında bu dünyanın da en büyük meselesidir ama bizim ülkemizde daha farklı. Çünkü dünya bunu bir şekilde izole etmiş. Batılı, Avrupalı devletler bunu bir şekilde izole etmiş. Bir de kendi yapısıyla, aile yapısıyla, inancıyla, ürfüyle, adetiyle, yani bu kendi yaşantısıyla çok fazla çelişmiyor aslında. Yani bunu bir şekilde özümsemiş, kendi içine sindirebilmiş. Ama bizde öyle değil. Yani bu mesele çok dehşetli bir mesele ve devletin bir an önce buna çok daha sıkı şekilde el atması lazım. Özellikle emniyet güçlerimizin yerel bazda, yani Türkiye genelde ve yerelde de Gaziantep'te konuşuyoruz. Çok daha ciddi şekilde tedbir almaları lazım. Ben bazen görüyorum parklarda, yani giderken görüyorum.
arabalar durmuş veya tepelerde, sakin yerlerde birkaç kişi alışveriş yapıyorlar. Uyuşturucu meselesi, uyuşturucu cinayettir. Uyuşturucu satan adam bir katildir. Hem de bir kişinin katili değil. Yüzlerce, belki binlerce kişinin katil olarak yargılanmalıdır. Çünkü o elinde satmış olduğu küçük şeylerde, torbalarda, her torba bir adamın katilidir. Bugün 100 tane satıyorsa 100 tane çocuğun, gencin hayatını katletmiştir. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Bunun için de devletin çok ciddi tedbir alması lazım. Bu yolları kapatması lazım. Bu hangi maddeden üretiliyorsa o maddeleri yasaklaması lazım. Bunun geldiği yolları, işte hangi kanallardan geliyorsa. Ben şunu söylüyorum. Bugün teröre kaptırdığımız, uyuşturucuya kaptırdığımız, kötü şeylerin, yapıların eline kaptırdığımız her insan bizim kendi insanımızdır. Bizim Afrika'da, bizim Moritonya'da, bizim Bangladeş'te gidip orada Hristiyan köylerinden Müslüman, onları Müslüman yapmamıza elbette güzel şeyler ama gerek yok. STK'lar bunlara uğraşmasınlar şu anda. Bizim ülkemizde uyuşturucudan her şeyini kaybetmiş insanlarla uğraşsınlar. Bu insanlara vakit ayırsınlar. Bunların bir tanesini eğer hayata döndürebilirlerse, bir tanesini tekrar geri kazanabilirlerse, insanlığa, topluma, inancına saygılı, ahlaklı bir insan olarak kazanabilirlerse, bunun, emin ol ki bunun sevabı hepsine yeter fazlasıyla. Evet, oralara da gidelim, Afrika'ya da gidelim ama bizim önceliğimiz bu. Uyuşturucu meselesi, tekrar söylüyorum, terör kadar tehlikelidir ve yakın bir gelecekte, bunu iddia ediyorum, 10 yıl içinde istatistik raporlarına bakarsak görürüz. Çünkü son 10 yılda %500, %700 artmış bölgelere göre, bazı belli bölgelere göre uyuşturucu kullanımı ve suç işleme oranları. Şimdi suça bakıyoruz. Suçların genelinde uyuşturucu ve alkol hakim. Yani cinayet işleyen adam, uyuşturucu kullanan adam cinayet işliyor, hırsızlık yapıyor, tecavüz, gaz, ne ararsan var. Terörden çok daha tehlikelidir ve gelecek 10 yıl emin olun, eğer uyuşturucuyla gerçek manada mücadele edip bunun kökü kurutulmazsa yani bizim ailelerimizden de bir veya birkaç kişinin, çocuklarımızdan uyuşturucu müptelası olmayacağının hiçbir garantisi yoktur.